Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, yavaş yavaş son e, soru çözümlerine e, geçiş yapıyoruz. Burada önemli gördüğü e, soru tiplerini koydum. E, ilk sayfa biraz sözel, e, diğer sayfa biraz daha arkadaşlar sayılarla e, alakalı sayısaldığın hakim olduğu bir alan. E, yine biraz daha kendi soru tarzımın dışında, e, çıkmış sınav e, soruları tarzında arkadaşlar sorular var çünkü biliyorsunuz özgünlük demek özgün soru demek. Her e, yazarın aslında e, ifade ettiğinin ya da anlatmak istediğinin farklı olması demek ve bunlara aşina olmak demek. Konu aynı konu. Konu değişen bir konu yok. Monopolde farklı konu ne olabilir? Monopol değişen bir olay değil. Kallık iksat değişen bir olay değil. Dolayısıyla arkadaşlar e, soru tiplerinde sizin e, özgün sorular çözmeniz gerekir. Yani her ağza alışmanız gerekir. Hani bir tanesi mesela bakkalı farklı bir açıdan tarif ederken diğeri farklı bir açıdan tarif eder. Buna benziyor yani bu iş. Burada da ben de e, monopolün sonuna doğru gelirken farklı gördüğüm soru tiplerini koyayım dedim. Benzer sorular var yine daha önce çözdüğümüz sorularla ilgili. E, hiç değilse biraz da e, bilgi birikiminiz artsın diye arkadaşlar çabalıyoruz. Peki o zaman o kapsamda arkadaşlar ilk sorumuza başlayalım. Diyor ki ilk soru monopolcu bir firmanın talep esnekliği düşük olan alt piyasada yüksek fiyat uygulaması hangi fiyat farklılaştırmasını örnektir diyor. Evet ilginç bir soru. Bakın talep esnekliği düşük olan alt piyasada yüksek fiyat uygulaması. Şimdi ee, bu fiyat farklılaştırmaları çıkıyor yoğun üzerine durmak gerekir. Ve birinci dereceden 2, 3 diye de 3'e ayrılıyor. İşte birinci dereceden tam birimler arası, ikinci dereceden miktarlar arası, üçüncü dereceden de alıcılar gruplar arası. Şimdi e, alt piyasada talep esnekliğinin düşük olduğu yerde yüksek fiyat uygulamak ne demek? Yani malın kesinlikle çok zorunlu olduğu yerde ya da zorunluluğu arttığı yerde. Ki talep esnekliğinin düşük olması demek arkadaşlar esnekliğin birden küçük olduğu anlamına gelir. Bunu grafiksel olarak düşünmeyin. Hani grafik e, açısından biz bunu anlatmıyoruz. Yüksek fiyat uygulaması aslında arkadaşlar kar arttırır. Mesela adam muhakkak arkadaşlar gitmeye zorunluluğu vardır. Mesela uçaktan bahsedeyim. mesela uçak fiyatlamasından bahsedeyim. Uçak biletlerinin fiyatlaması. Bak güzel bir örnek. Şimdi uçak biletlerinin fiyatlanmasına baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir dava var. Ee, tam öğrenci diye sınıflandırmış. Öyle değil mi? Ondan sonra birimler arası olarak da e, sınıflandırı görülmüyor. Mesela İki bilet alırsan üçüncü bilet bedava. Yani bir sürü bir fiyat farklılaşması var. Ama e, talep esnekliğinin düşük olması demek malın zorunlu olduğu anlamına gelir ve zorunlu olan mallarda sen bir yere gitmek istiyorsan muhakkak o bilet fiyatını ödemek zorundasın. Ama senin için zorunlu yoksa o bilet fiyatını ödemek zorunda değilsin. Dolayısıyla onda daha düşük bir fiyatlama söz konusu. Yani esnekliğin düşük olması malın zorunlu olduğunu gösterir ve senin yüksek fiyatla karşı karşıya kalmanı arkadaşlar ifade eder. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman arkadaşlar bu fiyat uygulamasına denk gelen ki tanımlarda da zaten anlatmıştık. Alıcılar arası ya da 3. dereceden fiyat farklılaşması olarak ifade edilen arkadaşlar alana denk gelmektedir. Zaten 3. dereceden fiyat farklılaşması olarak ifade edilen E şıkkında şöyle bir tanım vardı. Farklı talep esnekliklerine karşı farklı fiyat uygulamak. Bu ne iki de var ne bir de var. O zaman farklı talep esnekliğine karşı farklı fiyat uygulanması ki zaten bu soruyla arkadaşlar örtüşmekte. Dolayısıyla bu da 3. dereceden fiyat farklılaşması söz konusu oluyor. Diğerlerine bakalım. Diğerlerine bakalım. Kesikli fiyat farklılaşması diye bir şey yok. İkinci dereceden fiyat farklılaşması, miktarlar arası fiyat farklılaşması. Daha fazla alırsan daha düşük fiyat ödersin. Yani satın alınan mal miktarı arttıkça birim fiyatın düşmesi. Birimler arası fiyat farklılaşması da birinci dereceden fiyat farlaşması eşler işte tek tek fiyat uygulanması e, her tüketiciye e, bunda da bu durum arkadaşlar hakim Dolayısıyla doğru cevap e şıkkı oluyor Peki diğer soruya bakalım kısa dönem dengesinde normal kar elde eden monopolcu bir firma ile ilgili hangisi yanlıştır kafa büken bir soru. Şimdi normalde monopol firması sürekli arkadaşlar aşırı kar elde eder. Ama bu sorunun kendisine baktığımızda, kurulumuna baktığımızda normal kar elde eden bir monopol firması çiz O zaman biz de normal karın arkadaşlar çizildiği bir grafikle bunu inşa edelim, gösterelim. Burası Q, burası P olmak kaydıyla. Depar, burası da MR. Peki normal kar derken demek ki bir noktada AC D eşittir P eşittir AR'ye değecek. Biz bunu aşırı kar göstermek için daha aşağıdan çiziyorduk. Şimdi bak daha bunu e, de para yakınlaştırarak T çizerek ifade ediyoruz. Peki MC'yi de arkadaşlar şöyle gösterirsek dengeyi bir ifade edin. Bakalım normal kar olmuş mu görelim. MRMC'nin kestiği yer E denge noktası aşağı iniyoruz miktar. Peki yukarı çıkıyoruz. Yukarıda ikisinin birbirine eşit olduğunu görüyorum. Yani fiyat da bu. Peki burada P eşit. P aynı zamanda AR, R eşit yani. A R eşittir A C. eşittir T İki tane başa baş noktamız var. A R ya da A diğer versiyonu PAC. Çünkü depar AR'nin P'ye eşit işte olduğunu ifade ediyor. Peki hangisi yanlıştır demiş bu grafik için bakalım. Firma eksik kapasiteye çalışır. AC, arkadaşlar tam kapasite olduğunu biliyoruz. Onun sol tarafında çalışıyor. Evet eksik kapasite var. Doğru yani. Ortağı mahiyet minimumdur. Ortağı mahiyet minimum değildir arkadaşlar. Ortağı mahiyet denge noktasında bakın. O dengedeki açıya baktığımızda Ortalama maliyet minimum olması için daha fazla üretim yapmak gerekir. Bu yüzden biz AC'nin azalan olduğu yerde çalışıyoruz. Eksi kapasite olduğu yerde çalışıyoruz. Dolayısıyla B arkadaşlar yanlış oluyor. Ortalama maliyet fiyatı eşittir. Evet, ortalama maliyet fiyatı eşittir. Doğru. Bunu da doğru yapabiliriz. Marjinal maliyet artandır. Evet, dengede MC'nin artan olduğunu görüyorsunuz. Marjinal saat azalandır. Zaten MR sürekli azaldığını Ilk önce pozitif alanda sonra negatif alanda azaldığını görüyoruz. Bu yüzden cevap bursa oluyor. Diğer soruda yine fiyat e, farklılaştırması ile alakalı olduğunu görüyoruz ve bu örnekler e, önemli dediğim gibi hani bu konuda da monopolde de buna ağırlık vermek gerekir. Yukarıdakilerden hangileri 3. dereceden fiyat farklılaştırmasına örnektir diyor arkadaşlar. Peki yani alıcılar arası, gruplar arası fiyat farklılaştırması Peki otobüslerde tam öğrenci ayrımı. Doğru. Öyle değil mi? Tam öğrenci, bay bayan, yaşlı genç. Tabi sadece iki tane değil. Tam öğrenci 65 yaş üstü. Ondan sonra basın mensubu. Çoğaltabilirsiniz yani iki tane ayrım olacak diye bir kaydı yok. Malın ilk 500 biriminin daha yüksek fiyattan satılması. O zaman sonraki 500 biriminin daha düşük fiyattan satılması. Bu arkadaşlar İkinci dereceden fiyat farklılaşmasına girer. Yani miktar, miktarlar arası fiyat farklılaşması olacak olmuyor. Akşamları elektriğin arkadaşlar pahalı olması, peki akşamları pahalı, gündüz arkadaşlar ucuz. Bu üçüncü dereceden bir fiyat farklılaşması değil. Buna biz arkadaşlar ne diyoruz? İkinci dereceden fiyat farklılaşması diyoruz. Ee, aynı zamanda iktisatta bunu arkadaşlar Tepe fiyatlaması olarak da ifade ediliyor. Ee, yine mesela atıyorum uçak biletini son anda alırken yüksek fiyat ödüyorsunuz. Ama 3 hafta 1 ay öncesini alırken daha düşük bir fiyat ödüyorsunuz. Hani buna da örnek verilebilir. Dolayısıyla 3'te değil. Dolayısıyla burada bir gruplamanın hakim olduğu tek bir şık görüyorsunuz. O da arkadaşlar Edirne oluyor. Peki bu sayfanın arkadaşlar son sorusunu çözelim. Diyor ki kısa dönemde ortalama maliyetin marjinal maliyete eşit olduğu noktada üretim yapan tekelci firma kar maksimizasyonu sağlamak için ne yapmalıdır? İlginç. O zaman şekil çizerek o noktayı gösterip sonra da arkadaşlar yorum yapmak gerekiyor. Yani elimizde olan bu var şu an için. Peki o zaman normal bir kısa dönem dengesi çizelim. Çünkü normal kar falan dememiş bak. O zaman şöyle arkadaşlar burası Q. Burası P. Burası D eşittir P eşittir AR. Burası da arkadaşlar MR. Peki AC'yi de arkadaşlar şöyle gösterelim. Buradan da MC geçirelim. Tamam. Şimdi bana söyleyin bakalım neresi diyor? Ortalama maliyetin AC'nin marjinal maliyeti MC'ye eşit olduğu yer. AC'nin MC eşit olduğu yer burası. Öyle değil mi? Tam kapasitede üretim yapıyormuş. Peki bizim kar maksimizasyonu üretimi yapabilmek için diyor. Peki kar maksimizasyonu MR, MC değil mi? Bakın MC'nin MR eşit olduğu yer. E noktası. Peki burası da arkadaşlar bu olsun. Daha yüksek fiyattan satacak. Öyle değil mi? Diğerine göre. Ne yapması lazım? Ne yapması lazım? Çok basit. Bakın şekil çizince net ortaya çıkıyor. Tabak gibi. Sen AC, MCde bulunuyorsan kar maksimizasyonu yapabilmek için üretimini arkadaşlar kısmam lazım. Üretimini kısarsan da fiyatlar ne olur arkadaşlar? Artış gösterir. Dolayısıyla doğru cevap A. olur. Diğerlerini hiç okumuyorum bile. E, fiyatını azaltmalıdır diyor. O da miktara bağlı. Yani eğer miktarını azaltırsan fiyatı ne olur zaten? Artar. E, sabit maliyeti azaltmadı, sabit maliyeti bir şey yok. AC'yi oynayarak zaten bu dengeyi değiştiremezsin. İstihdamla da alakası yok. Hasılat maksimizasyonu yine arkadaşlar ilgimiz yok. Doğru cevap Adana olur. Peki bu soru çözümünden sonra şuna bir geçiş yapalım bakalım. Ne varmış bunda? Bundan sonra da kısa bir video e, var. Bir sayfalık. E, onda da sayısallık hakim olduğu için onu sona bıraktım. Biraz daha seçici sorular var onda. Sonra da zaten monopoli arkadaşlar bitirmiş olacağız. Şimdi güzel sorular bakın. Burada da çok güzel sorular var. Aşağıya hangisi tam fiyat farklılaştırmasının sonuçlarından dedi. Yani birinci dereceden fiyat farklılaştırmasının sonuçlarından biri değildir. Neydi? Doktorun hastalığını tek tek farklı fiyatlar uygulayarak tüketici rantının tamamını kar olarak kendine geçirmeyi hedefliyordu. Refah kayıpları yoktu. Aynı zamanda tam fiyat farklaştırması tüketicinin cebinde ödeyeceği en yüksek fiyatı e, ödediği için tam rekabete de benziyor demiştik arkadaşlar sorularda. Bir bakalım acaba hangisi doğru? E, sonuçlarından biri değildir diyor arkadaşlar. Refa, e, üretimin artması. Evet. Neden? Çünkü monopol tam fiyat farklaştırması üretmeseydi yapmasaydı doktoru düşünün arkasında muayene ücreti 300 TL yazıyor. O zaman 300 TL'si olan yararlanırdı olmayan da yararlanmazdı. Yani doktorun bir günde bakacağı hasta sayısı daha az olurdu. Ama her gelen'e farklı farklı fiyat uygularsan o zaman doktorun muhatap olduğu insan sayısı müşteri sayısı artar. Bu üretim sayısında arttığını gösterir. Peki e, fiyatlar düşer mi? Evet çünkü muayene ücreti 300 TL ise sen daha fazla üretim yapıyorsan her gelen'e daha düşük fiyatlar uyguluyorsun demektir. Bu fiyatın düşmesi de ifade eder. Peki üretici rantının toplam ranta eşit olması diyor. Peki toplam rant toplam rant neydi? Tüketici rantı artı üretici rantı değil mi? Peki e, tam fiyat farklılaştırmasında bütün e, müşterilerin karını, tüketici rantını alıp onu sıfırlayıp üretici rantına arkadaşlar aktarmıyor muyuz? O zaman burasının değeri sıfırsa toplam rantın değeri de direkt olarak üretici rantı olmaz mı? Ama şu, herkesin, tüm hastaların cebindeki maksimum parayı alabilmek. Kuruşu kuruşuna sömürmek yani bir nevi. Ama hasta da mutlu. Neden? Çünkü işi görülmüş oluyor. Dolayısıyla tüketici rantı da sıfırdır. Bu aynı zamanda D şıkkını da arkadaşlar onaylar. Peki refah kaybının artması diyor. Arkadaşlar refah kaybı oluşmaz. Neden? Çünkü alan da razı, veren de razı. Diyor ki ben bu fiyata işte işte doktora muayene oldum. Hani ben daha ne isteyeyim? Allah'tan ne isteyeyim diyor yani arkadaşlar. Dolayısıyla refah kaybı birinci dereceden fiyat farklılaşması, tam fiyat farklılaşması görülmez. Refah kaybının artması arkadaşlar. Dolayısıyla bunun sonuçlarından biri değildir. Yani aslında kısacası şöyle ifade etmek gerekirse. 300 TL çok geldiği için muayene ücreti Doktor da bunun farkında. Zamandan tasarruf yapıp zamanında nasıl olsa adam gelmiş işe herkese farklı fiyatlar uygulayarak yani daha düşük fiyatlar uygulayarak ve daha fazla insana bakarak bütün rantı tüketici rantını kendisine aktarmaya çalışıyor. Tüketici rantı sıfır oluyor çünkü o alan üretici rantına dönüşmüş oluyor. Yani tam rekabete de benziyor. Çünkü tam rekabette de bildiğiniz üzere refah kaybı yoktu. Bu yüzden birinci aracıdan fiyat farklılaşması tam rekabette eşdeğerdir arkadaşlar denir. Peki aşağıdaki arkadaşlar soruya bakalım. Ee, güzel bir soru. Talep esnekliği eksi 4 olan monopolcu bir firmanın maaş maliyeti verilmiş. Şimdi kafamda deli sorular. Talep esnekliği eksi 4. MC verilmiş. Ne istiyor acaba? Söz konusu monopolcu yani tekel firması malını 40 TL'den satıyorsa denge durumunda kaç birim mal üretir? Evet biraz e, değişik bir soru. Şimdi denge durumunu sorduğu için ne diyor? MRMC yap diyor lütfen. Hadi MC'yi vermiş. MR yok. Hani bir talep verirdi hocam. Ters talebe çevirirdik. Eğimi iki katını alırdık. MR'yi bulurduk. Hani hocam onlar nerede? Yok. Ama bizde çok güzel bir arkadaşlar formülü var. O formülle sen MR'yi elde edebilirsin. Çünkü monopolde Bakın P 40 verilmiş. Malın fiyatı 40 TL'den satıyor. Peki esneklik arkadaşlar eksi 4 olarak verilmiş. O zaman sen P ve E'yi esnekliği kullanarak M'yi elde edebilirsin. Ki biz buna Amoroso Robinson formülü diyoruz arkadaşlar. Tek elde hesaplama. Ki formül şuydu. P çarpı parantez aç 1 eksi 1 bölü E. Öyle değil mi? Peki hemen yerine yazalım. Neler olduğunu bir görelim arkadaşlar. P40. Peki parantez aç. 1 eksi 1 bölü E. E de esneklik mutlak değer içerisinde dikkat. 4. Peki buradan da 3 bölü 4 yapar mı? Evet. O zaman 3 bölü 4 yapacak olursak da 40 çarpı 3 bölü 4 buradan 30 çıkar MR. Yani bakın MR'yi demek ki fonksiyonel olarak da verebileceği gibi sizden nokta atış değer hesaplamasını da isteyebilir. Bakın soruda MRMC var. Sonra yapacağız şimdi. Ama öncesinde MR'yi elde etmek için esneklik verilmiş, fiyat verilmiş. Ama Rosso Robinson'dan MR'yi çekebilirim. Peki o zaman MR, MC denge durumunda üretim miktarı bulmak kolay olsa gerek. Peki MR'ye kaçtı arkadaşlar? 30. 30'u yazıyorum. MR. Peki MC'de arkadaşlar 6 artı 4Q değil mi? 6'yı bu tarafa at. 24 eşittir 4Q olur. Q da buradan arkadaşlar 6 çıkar. Buyurun. Dengi durumda kaç birim mal üretir? 6 birim mal üretir. Evet gerçekten yaratıcı bir arkadaşlar soru tarzı bizler için güzel bir soru tarzı. Yani bunlara dediğim gibi işte böyle yöntem öğrenmek gerekiyor matematik gibi. <gülüyor> <gülüyor> Peki arkadaşlar şimdi e, bu videonun son iki sorusuna geldik. Son iki sorusunun e, sondan önceki olan soru neymiş ne istiyormuş arkadaşlar onlara bir bakalım. Bizden ne istediğini anlamaya çalışalım. Talep denklemi Q eşittir 180-6P şeklinde olan monopol firmasının monopol gücü aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz? Allah Allah. Şimdi hocam monopol gücünü siz... Lerner'in eksi olarak anlatmadınız mı? Daha önce de zaten sorularını çözmedik mi? Çözdük. Peki hocam P eksi MC bölü P değil mi? Evet. Peki bir bölü eksileklik değil miydi aynı zamanda? Mutlak değer içerisinde? Evet. Peki hocam sıfırla bir arasında değişmiyor muydu? Evet. Hepsine evet. Peki hocam. Peki hocam ben şimdi ne yapacağım? Bunu buraya çevirsem? Şöyle bir şey elde etsem. 6P eşittir 180 eksi Q. P eşittir 30 eksi Q bölü 6. E. MR. Bunun arkadaşlar emi iki katıydı. E, Q bölü 3. E. Sonuçta sen MC'yi bulmadıktan sonra hani bunu yapsan ne anlama gelir ki? Çünkü soruda MC yok. Bir talebi vermiş bırakmış. Öyle değil mi? Öğrenci de kendisini burayı bulacağım diye arkadaşlar sürekli kendisini arkadaşlar yoruyor. Burayı bulamadı, MC veremedi, esneklikten gitmeye çalışıyor ama de hesaplamak için talep verilmiş bir de fiyat lazım. Hani esneklik verirsin, bir böyle eğim çarpı p böyle q yapıp buraya yazarsın ya. Hani bununla yapamıyorsak, işte ise bununla yapmaya çalışalım. Fiyat yok. Yani bu yöntem yapılamıyor, fiyat yok. Bu yöntem yapılamıyor, MC yok. Ki kaldı ki zaten MRMC dengesinden ben ler nedeksini oluşturacağım şu e, kısımdan gidebilmek için. İkisi de yok. Peki hocam ne yapacağız? Valla öğrenci şöyle diyor. Hocam soru eksik silim. Bak ama ne diyor bak. Lerner endeksi monopol gücü yani PMC farklılaşması hangisini alamaz diyor. Peki Lerner endeksi 0 ile 1 arasında değişmiyor mu? O zaman bakalım. 0.8 0 ile 1 arasında. 0.12, 0.4, 0.75 hep 0 ile 1 arasında. Yani bu değerleri alabilir. Ancak Lerne endeksinin arkadaşlar 1.2 olma ihtimali yok. Dolayısıyla her şey formül değildir. Formülsüz de aralık sorusunu sormuş size soru. Demek ki 0 ile 1 arasında 1.2 olarak sorulmuş arkadaşlar soru. Demek ki bu boşu boşuna verilmiş arkadaşlar bir kavram. Diğerleri 0 ile 1 arasında olabileceği için çıkabilecek bir arkadaşlar sayıdır. Ancak 1.2 1'i açtığı için çıkmaz yani oluşmaz böyle bir değer bulamazsınız olamayacak rakamda yani değeri alamayacak rakamda A şıkkına yer alan 1.2'dir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da ilginç bir soru. Enteresan bir soru yani. Peki aşağıda da bakın yazayım. Enteresan. Enteresan. Bak bunu da hemen görmeden enteresan diyorum. Enteresan. İki tane enteresan soru. Peki bir bakalım hocam nasıl bir enteresanmış alttaki. Üstteki enteresandı. Alttaki de enteresan. Kısa dönemde aşırı kar elde eden monopolcu firma denge durumunda malını 7 TL'den satmaktadır. Yazalım. Demek ki MRMC yapmışlar. 7 TL olarak fiyatı bulmuşlar. Söz konusu monopolcu firmaya talep denklemi de 280-3P şeklinde olarak verilmiş. Tamam. Maaşı amaet hangisi olamaz? Yani size bir şey söyleyeyim mi? Fiyat verilip, talep verilip ne elde edebilirsin buradan? Buradan ters sayı bulaşsan ne olur? Şimdi şunu bileceksin. Monopol diyor mu? Peki monopolde her zaman şu var. Fiyatlar marj maliyetlerden yüksek. O zaman soruda arkadaşlar fiyata nedenmiş? Denge kurulmuş. Fiyat 7 TL olarak verilmiş mi? Peki size marj değerini sormuyor mu? O zaman 7'den küçük bir rakam olabilir. 6 olabilir mi? Olur. 1 olabilir mi? Olur. Peki 4 olabilir mi? Olur. 2 olabilir mi? Olur. Peki 9 olabilir mi? E marj hiçbir zaman fiyatı aşamaz ki. Ondan büyük olamaz ki. Dolayısıyla olamaz olan rakam olmayan rakam 9'dur. Çünkü her zaman fiyattan ki soruda 7 olarak verilmiş arkadaşlar daha düşük bir rakam olması gerekir. Dolayısıyla bu da 9. Yani C şıkkı olur. Yine nasıl bir soru? Yine ilginç bir soru değil mi? Yani her şey MRMC dengi. Öğren şöyle düşünüyor. Bakın ezbere eğitim. Nasıl ezber eğitim? Bak ezber eğitim şöyle. Ha Kerman MLM yapacağım. Ha talep mi verildi? Hadi ters talep yapacağız. Emi 2 ile çarpacağız. Amuro son uygulayacağız. Ne matematikmiş be kardeşim. Yani siz şu basit eşitlikte soruyu çözebiliyorsunuz. Şunun adı ha şunu söyleyebilirsiniz hocam. Böyle sorular geldi mi? Ha, gelmedi. Ama gelse şahane bir soru olur. Ezberci zihniyetten kurtulmuş oluruz. Ama gelmediğini arkadaşlar söyleyebilirim. Hani genellikle size bundan önceki sorularda yaptıklarımı yaptırırlar işte. Denge bul, MRMC yap. Ondan sonra işte fiyatı bul. Learn indeksini hesapla. Amaros Robinson'dan MD'yi bul. Bu gibi sorular. Dolayısıyla arkadaşlar bunları da çözmüş olduk. O zaman e, videomuzu e, noktalayalım. E, çalışmanızda arkadaşlar başarılar diliyorum.